Bunlar içimizi acıtıyor. Hakikaten üzüntü duyuyoruz. Bu kadar acizlik olmaz diyoruz. Sevgili basın mensupları, biliyorsunuz 12 Haziran 2022 günü bir olağanüstü il kongresi gerçekleştirdik. Delegelerimiz bizlere, bana il başkanlığı, arkadaşlarıma da il yönetim kurulu üyeliği görevi verdiler. Görevimizin zor olduğunu biliyoruz. Ateşten gömlek giydiğimizi de biliyoruz. Ama partimize hizmet etmek bizim için en büyük onur ve gurur. Biz bütün ayrılığı gayrılığı 12 Haziran Pazar günü saat 17'de Vahit Sütlaç Salonu'nda bıraktık. Artık ben kendim öyle yerine 209 delegenin tamamının güvenini almış bir il başkanı olarak kendimi hissediyorum. Çalışmalarımı da o şekilde, çalışmalarımızı yönetici arkadaşlarımızla o şekilde yapıyoruz ve planlıyoruz. Diğer aday olan arkadaşım İsmail Bey de geldi. O da aynı duyguları taşıyor. Beraber burada birlik beraberlik görüntüsü verdik. Ve tüm partinin tüm delegeleri, seçilmiş yöneticileri ve üyeleriyle beraber topyekun artık büyük resme bakıyoruz. Biz örgüt seçimlerinin kazananı kaybedeni hiçbir zaman yoktur. İsmail arkadaşım da kazansaydı ben de aynı ismi söyleyecektim. Biz artık tek bir hedefimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak. Belediye başkanlarımız da sağ olun abi, çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya bir çıkartma yaptık ve öncelikle ülkemizin ve partimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ve ikinci partimizin ikinci genel başkanı ve bu ülkenin kuruluşuna büyük emeği geçmiş İsmet Paşa, İsmet İnönü'nün manevi huzurunda bulunduk, duygulandık. Hakikaten çok olağanüstü duygular içerisinde idik. O görevi yapmanın büyük mutluluğunu yaşadık. Daha sonra genel merkezimizi ziyaret ettik. Mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katıldık. Daha sonra genel başkanımızı ziyaret ettik. Onunla sohbet etme imkanı bulduk. Ve hep beraber sağ salim çok şükür Giresun'a görevimizin başına tekrar döndük. Diyor ki Pınar Hanım, %95'i bu medyanın zaten elinizde. Neden korkuyorsunuz kasayı? %5'i kaldı zaten diyor. %5'inden niye korkuyorsunuz? Korkmayın diyor. Görevini yapan gazetecileri susturmak istiyorlar diyor. Bu halkın haber alma özgürlüğü var diyor. Düşünce özgürlüğü var. Bu haber almayı kim yapacak? Yani bunları da korkutursanız kim yapacak? Arkadaşlar, böyle tehlikeli bir cümle var ki, diyor ki, yanıltıcı olarak nitelendiren bir haberi, bak, yayma ayrı bir suç, paylaşma ve yorum yapma. Yani şimdi Bekir Bey bir haber yaptı, ben de hoşuma gitti, paylaştım. Hayda. O da suçlu, ben de suçlu. Cezası da çok. 1 yıldan 3 yıla kadar. Yani yani nerede patlayacağı, yaratıcı haberin yorumunu kim yapacak? Yaratıcı haber olup olmadığını kim şey yapacak? Belki sana göre yaratıcı, bana göre değil. Öyle tehlikeli bir şey ki. Bu çalışmayla diyor Pınar Hanım yine, aslında halkın, yani sizin sesiniz kısılacak diyor. Halka diyor. Bundan sonra bizi gazeteciler olarak söylüyor. Bizi neyin beklediği belli değil diyor. Diyor ki, dün akşam öğrendik, aynen onun cümlesini okuyorum. Cumhurbaşkanı'nın maaşı 141 bin liraya yükseltilecek. Acaba bunu yazabilecek miyiz diyor. Bu haberin içine sizlerin 4253 liralık asgari ücretini de acaba ekleyebilecek miyiz diyor. Bu suç mu sayılacak? Bunu bilemiyoruz diyor. Gerçekten değil mi? Bilemiyoruz. Bizi neyin beklediğini bilemiyoruz. Arkadaşlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bu yasanın çıkmaması için parlamentoda milletvekili arkadaşlarımız sonuna kadar mücadele ediyor.
Bu yasa belki bir hafta ertelendi bu düşünce, bu mücadele sonunda. İnşallah aklı selim galip gelir. Bazı şeylerden böyle abuk subuk, yok yorum yapma, paylaşma, yanıltıcı haber, alenen yayma, ne olduğu belli değil. Kime göre bunu belirleyeceğiz? Bunun bir kuralı, bir sınırı olması lazım. Böyle muğlak cümlelerle hukuk olur mu? Asıl susturulmak isteniyor. Buna sonuna kadar mücadele edeceğiz meclis grubu. Sayısal üstünlükle çıkartabilirler. Doğrudur. Sayısal üstünlükleri var. Ama bitmeyecek mücadelemiz, Anayasa Mahkemesi'ne de götüreceğiz. Bunun, yani bu Türkiye güllük gürüskanlık kimse konuşmasın. Kimse bu işlere basın yazmasın. İnsanlar konuşmasın. Korkmayacağız. Korkmuyoruz. Biz korkmayacağız. Basını da Pınar Hanım'ın beyanıyla söyleyeyim. %95'ini susturdular. %5'i kaldı. Onlara da onların yanında her daim yer alacağız. Gizli tanık çıktı onların döneminde, gizli tanık. O da başka bir tabii bir yani, şey. Gizli tanık nasılsa. Bu tamamen düşünce özgürlüğünün ihlalidir ve tamamen halkın haber alma özgürlüğünü engellemektir. Yani bunun başka bir şeyi yoktur. Yani bir yorumla bir yılla üç yıl arasında bir ceza alabilirsiniz. Facebook'a, bilmem Instagram'a, bilmem neye yazdığınız bir yorumla. Veya size gazeteciniz değil mi? Bir haber duydunuz. Birisi geldi. Olmuyor mu? Size yanlış bir haber de geldi. Yazıyorsunuz. Ondan sonra atıyorsunuz. Ben ne ilgili yap? Bana dönüyorsunuz. Siz de açıklama yapabilirsiniz diyorsunuz. Doğru. Siz de bir meslek yapıyorsunuz. Doğru. Bize de soruyor. Biz de bir açıklama yapıyoruz. Ama ne oldu birincisi? Yanıltıcı haber gidebilirsin. Yani böyle bir gazeteci, yani gazeteciliği fiilen temelinden sarsıyor ve kaldırıyor. Yani gazetecilik diye bir şey artık benim istediğimi yazarsın, benim istediğimi yazmazsan doğru kodası boylarsın anlayışına geliyor. İnşallah onu uyarlar ama bizim yaptırdığımız maliyet hesapları ve tespitlere göre fındığın bugünkü, tabii dolar her gün her saat artıyor artık, günü bıraktık. Saat başı artıyor. Yani 70 lira civarında olması gerekir ve bunu da açıklanmasını talep ediyoruz. Muhalefet olarak da istiyoruz. Şimdi iktidarımızda genel başkanımızı belki takip ettiniz. Çok güzel, hani diyorlar ya, siz ne yapacaksınız, niye açıklamıyorsunuz bile. Arkadaşlar açıklıyoruz, dini nasıl açıklıyoruz ama haklı İnsanlar da haklı. Yarısını veriyorlar, tam başlığı kesiyorlar, basında yer almıyor. Diyor ki bakın sizin aracılığıyla söylüyorum, genel başlıklar halinde. Çok sözü. İktidara geldiğimiz ilk hafta diyor, ilk hafta kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçinin aldığı kredilerin faizini sileceğiz. Nasıl olacak fiyat? Maliyet hesaplayacağız, artı %15-20 bir makul kar koyacağız, destekleme fiyatı. İsterse daha fazla yasaksın üretici diye. Ama destekleme alımı yapacağız. Bunun altına inmeyecek. Maliyet artı %15-20 kar. Bu taban fiyatı olacak diyor. Yine borcu olan çiftçinin traktörü, hayvanı, tarlası acıdırmayacak diyor. Ve emekli memur ve işçi maaşından başka şu Giresun'a bir girdi yok. Ne sanayisi var, ne fabrikası var, ne iş yeri var. Tek girdisi fındık artı emekli maaş. Başka bir şey yok. Olağanüstü göç veren iliz. Son olarak polemiğe asla girmek istemiyorum. Sözlerimi de seçerek söylüyorum. Giresun Spor konusunda biliyorsunuz basına bir takım sözlerim yansıdı. Hala imzamı atıyorum ve ısrar ediyorum. Bakın, yolsuzluk varsa, herhangi bir şaibe varsa ilk önce ben karşısındayım. Hukukçu olarak. Ama zamanı ve yeri değil şu anda. 21 Ağustos gibi ligler başlıyor. Dediğim o. Doğru mu? Giresun'un gururu, ortak değerimiz bir Giresun sporumuz var. Hepimizi sevinciyle seviniyoruz, üzüntüsüyle üzülüyoruz. Yani bu şehrin bir yüz akı. Bu kadar nüfuslu bir şehir başarmıştır ve ligde kalmıştır.
Zamanı tabii ki denetim yapılmalı. Tabii ki bir şaibe varsa veya yolsuzluk varsa sonuna kadar üstüne gidilmeli en başta bu. Ama bu takımın bir buçuk ay içinde en geç lige başlayacağı için şu anda transfer yapmak zorunda. Arkadaşlarımız yazıyor, sizler yazıyorsunuz. 14 tane futbolcumuz var, bunun 8'i oynayabilir. Bilir. Artık 8'inin kaçı kadroda yer alabilir? Bu da bir transfer yapılır. Parayla oluyor, sponsor anlaşması var. Ne var? Grupta denetim var. Hangi futbolcu gelecek size? Hangi sporcu sponsor gelecek? Bunların zamanı yanlış. Diyorlar ki işte var. Vardır yoktur bilmem. Bilgisi belgesi olan ben hukukçuyum. Bilgi belge olmadan bir şeye inanmam. Varsa çıkardın hep beraber takip edelim. Ama zamanı ve yeri 2 ay sonra olsun canım bu. Yani şu anda gel, öncelik olmalı. Şu anda ana hedefimiz Giresunspor'un Süper Lig'de kalıcı olması. Burada başkasını düşünen var mı arkadaşlar? Bu takım düşsün diyen var mı şu salonda? Bu şehirde de yok benim bildiğim. Düşsün diyen var mı? Bu takım kalsın. Hepimizin ortaklığı. Kalsın ki yüz akımı. Sever Hanım başka bir şeyimiz de yok. Mutlu olalım yani o takımla mutlu olalım. Başka bir dediğimiz yok. Bunun da altına çizim sözlerimin çarpık olmasını da istemiyorum. Dediğim şu. Bu takımın acilen transfere ve sponsora ihtiyacı vardır. Bunun için ne gerekirse yönetim rahat bırakılsın, yapılsın. 2 ay sonra mı, 3 ay sonra mı, 5 ay sonra mı denetim de yapılsın arkadaşlar. Bir dediğimiz bu. Hayaldi gerçek oldu. Başardık. 5 liraya yaptık ekmeği. Hayaldi gerçek oldu. İktidarın hesapsız, kitapsız. İktidarı bu konuda kutluyorum. Hakikaten 5 lira yapmak 1 liralık ekmeğe bir buçuk sene önce 1 liralık ekmeğe 5 lira yapmak gerçekten kutlamak lazım. Başkası yapamaz. Yaparsa AKP. Yani yaparsa AKP yapar. Hayaldi gerçek oldu. Kutluyorum yani. Yani 5 lira. Yazık yani. 10 ekmek kadar alan adam var. 50 lira 10 ekmek. Senin fiyatına göre söylüyorum. 30 günde 1,5 lira. 4253 lira asgari ücret var. Bu adam neyle geçiniyor? Ekmek yese yetişmiyor. Kirasını mı ödeyecek? Çoluğuna çocuğuna mı açtı böyle? Ya yazık günah ya. Böyle hesabı. Millet diyor ki 141 bin lira maaşım olsun. Yetmiyor Cumhurbaşkanı'na 141 bin lira. O da geçim sıkıntısı çekiyor. Cumhurbaşkanımız onu. O da haklı. Yani bu ekonomik şartlarda onun da hakikaten geçim sıkıntısı çektiğini ben de düşünüyorum. Tabii. Emekli maaşı da diyor 60 bin lira olacakmış, 200 bin lira. Yani gerçekten anca yeter. Gerçekten yeter mi yetmez burada kuşkuluyorum. Yani ya, arkadaşlar 4253 liraya bu millete reva göreceksin, kendi maaşını 200 bin lira yapacaksın. Yani